ثلاث فاتنات: الشعر، الشعر الحسن، والصوت الحسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan nizam aleyhim salavat ve teslimat, ehli beyt, ehli ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ayet-i ithal edinler. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين رسول المجتبى صلى الله عليه وسلم buyuruyor ثلاثٌ فاتنات üç şey vardır insanı başını belaya sokar fitneye düşürür evet belaya düşürür nedir o Eş-şa'rul hasen güzel saç evet güzel saç insanın ilgisini çeker ve kötülüklere de götürebilir bunda şimdiki şeyle doğruluyor değil mi efendim reklam yapacağız malımızı diye bir kadının güzel saçını reklam ediyorlar ve öylece mal satmaya alet ediyorlar saç diyor insanın güzel saç insanın ilgini çeker O ilgi çekmeyle de yanlış yola gider diyor. Duygularını tahrik eder, kafası çalışmaz, kötülere kötülüğe götürür. Bunu eş-şi'ru diye de okuyabiliriz. Yani güzel şiir insanı belaya sokar, kötülüğe götürür diye söyleyebiliriz. Şimdi şiir ne demek? Şiir ölçülü, kafiyeli, secili söz demek. Evet, söz demek. Bunun bir kısmına recaz diyorlar. Bu ahenkli söz, sonu ölçülü, tartılı, güzel, birbirine uyumlu söz, şiir. Hayvanların bile dikkatini çekermiş. Develeri böyle yürütüyorlar. Ya leyli, ya leyli diye tutuyorlar. Develer çölde susuzluğu düşünmeden, yorgunluğu düşünmeden o recezin, o şiirin ahengine kapılarak gidiyorlar. Evet. İnsanlara da böyle tesir eder bu. Efendimiz zamanında da olmuş bu iş. Develeri böyle birisi güzel şeyler söylemiş. Bakmış ki develer hızlanmış. Ahenkli bir şekilde gidiyorlar. Kim bu falan? Evet. Güzel ses, güzel söz insanlara daha çok etki eder tabii. Ama tabii bu şiir bazen insanın kötülüğe sevk eder. Kötü şeyleri tahrik eder, duygusallaştırır, düşünme şeysin yeteneğini elinden alır. Kötülüğe sevk eder. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öven güzel Allah-u Zülcelal Hazretlerinin emirlerini öven, Kur'an'ı öven, dini öven sözler tabii insanı iyiliğe sevk eder. Mehter Marşı mesela bunlardan biridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kafirleri şey edecek, hicvedecek şiiri söyletmiş. Hasan bin Sabit Peygamberimizin şairi cevap ver şuna evladım demiş. O da bütün ustalığıyla kafiri duman etmiş böyle rezil etmiş. Ha böyle işte kafirleri yermeye Allah'ın emirlerini övmeye Kur'an'ı övmeye insanları hayra teşvik etmeye şiirler iyi. Böyle şeyler güzel. İşte kasidi bürde vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öven bir şiirdir. Bu zat Mısırlı, kötürüm, felçli bir haldeymiş. Mümin adammış. Oturduğu yerde böyle umutsuz, tedavi olmaz bir dert içinde yatarken
oturduğu yerden işte peygamberimizi şey etmiş, övmüş. Efendimiz gelmiş, onu elleriyle sıvamış. O kötürüm adam yıllar sonra canlı dipdir olmuş. Efendimizin sıvamasıyla vücudunu. Ondan sonra memnun olduğunu söylemiş o zata. O da sabahleyin kalkmış, namaza gitmiş. Camiye bakmış ki ezandan evvel müezzin onun söylediği şiiri, peygamberi övdüğü şiiri okuyor. Demiş, bu şiiri ben söyledim. Sen demiş, nereden duydun? Resulullah öğretti demiş. Müezzin de güzel adammış demek ki. Bunu bana Resulullah öğretti demiş. Okumamı söyledi. Böyle bir şeyi var. Böyle şiirler güzel. Ama bir de insanı yanlış yollara tahrik eden şiirler var. İşte o diyor, şiir, güzel şiir insanı şey edebilir, böyle yanlış istikamete sevk edebilir. Saç da böyledir, onu söylüyor. Evet, ama şairlerin çoğu pireyi deve yapar. Mesela şu minber şeydendir, mermerdendir, altında işte şöyle oyuklar vardır filan. Normal söz bu. Ama bunu şair söylediği zaman allar püsler pullar, bir süslü bir şekilde terennim eder, pireyi deve yapar. Olduğundan fazla güzel gösterir veya insanları yanlış yola sevk eder. Onun için genelde böyledir. Genelde böyledir. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinin 224. ayetinde evet, ve şuara'u yettebihul gavun, palavracılar diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Palavracıdır, şairler palavracıdır diyor. İnsanları yanlış yollara sevk ederler. Da böyleler de var. Evet. Arapçada o nasıl kaside bürdü varsa, insanı coşturan, imanını artıran, Resulullah sevgisini insanın iliklerine kadar işleten, bir de tam böyle şehveti tahrik eden, kötülüğü tahrik eden şiirler de var. Bize bunları hep okutmuşlardı. Evet efendim, bu şiir, şiir olarak okursak eğer, şiirin işte böylelerini şey etmeyin, insanı kötülüğe düşürür, tahrik eder, ondan sonra gider adam pisliği yapar, kötülüğü yapar. Dikkat edin diyor, insanı belaya sokar. Evet, belaya sokar. Ama Yunus Emre'nin mesela ne güzel söylemiş, ben de okuyayım. Evet, evet. Ecel oku erdi cana. Evet, kafile gördü, göçtü dur diyeler. Gafili olan yolda kalır, tez yarağı gör diyeler. Yarak hazırlık demek. Anmaz idim ol sultanı, evet, ne işe gönderdi beni, emanet verilen canı, gel işine sahibine ver diyeler. Hayatımızın sonunu söylüyor. Çün can bedenden çekile, şol elif kâmet büküle, gözünden gevher döküle, gel merteben sor diyeler. Nedir sonu, ne olacak? Şöyle yürürken naz ile, adın deftere yazıla, kara yerde ev düzüle kabir, gel günahkar gir diyeler. Düşündürüyor bak. Kabrin sual eder sana, kani armağanın bana, armağansız gelen bunda, yılan çiyan yer gider. Münafıkın aklı şaşa, Rabbin dilmeyi bilmem diye haşa, kabir dar ola kavuşa, hak buyurdu kır diyeler. Mümin olan gele dile,
cevap vere güle güle, cennetten huriler gele, kabrin dolu nur diyeler. Yunus sabret bu mihnete, bir gün eresin rahmete, rahata, yine Hakk'ın lütfu gele, gel cennete gir diyeler. Aha, bu da güzel. Mevlana Hazretlerinin, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin bugün gibi, bunun gibi işte güzel şeyleri, bunlar güzel. Ama bir de şiirler var, tamamen belden aşağı, tamamen insanları yanlış yollara sevk eden, işte o insanı fitneye, belalara sokar diyor Peygamberimiz. Bunu saç olarak da söylenir. Yani güzel saçta insanı böyle, insanın duygularını tahrik eder, yanlış yollara sebep olabilir. Velbeçül Hasan, evet. Üç şey insanı fitneye düşürür. Birisi şiir olarak da söyleyebiliriz. Bir de saç olarak da söyleyebiliriz. Ve Velbeçül Hasan, güzel yüz. Evet, güzel yüz. İnsan çok dikkatini çeker. O dikkat, ona bütün dikkatini çekince başka şey de düşünemez. Evet, tabii bu güzel bir kadın yüzü ise erkeği yanlış yollara sevk eder. Evet, arkasından zinalara kadar götürülebilir. Kalbi çevirir güzel yüz, kendine bağlar. İnsanın başına bela olabilir. Evet. Ondan sonra vasavtul hasen. Evet, güzel ses de böyledir. Güzel ses de insanı etkiler. Güzel ses insanın duygularını coşturur. Buna da dikkat etmek lazım. Kafa çalışmadığı zaman iyi kötüyü ayırt etme hastamız, kuvvemiz akıl. O duygular hakim olduğu zaman akıl işe yaramıyor. İşte bunlar insanı diyor duygulandırır, aklını örter, o zaman yanlış yollara sürükleyebilir. Buna dikkat edin diyor. İyisini seçin güzel Peygamberimiz. Evet, Hazreti Enes'ten nakledilmiş bu şey. Bunlara dikkat etmeliyiz. Her konuda yazarken, çizerken, kendimiz yazacak çizeceksen, okuyacaksan böylelerini okuma. Dinleyeceksen böylelerini dinleme. Bu Peygamberimizin ikazlarına kulak ver. Yoksa böyle devamlı dinleye dinleye bir bakarsın yanlış yola gitmişsin. İnsanı fitneye düşürür. Fetinettir bunlar. Evet, selâsün yebkayne lil abdi bâde mevtihi. Üç şey de vardır, İnsanın ölümünden sonra kalır. İnsan ölünce, gözünü yumunca dünyadaki işleri son bulur ama şu üç şey son bulmaz. Öldükten sonra da sevabı devam eder. Bir, sadakatun ecrahe. Evet, sadaka-i cariye. Bu camiyi yaptırmış Kanuni Sultan Süleyman. Evet, Allah ona rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize, burada da türbesi önünde. Biz burada namaz kıldık, sevabımızı aldık. Ben ders okuyorum, sevabımı alıyorum. Ama ona çalışıyoruz. Kıyamete kadar burada dine ait güzel şeyler yapan, ibadet edenlerin hep bir hissede ona yazılıyor. Sadaka-i cariye. Halbuki bir başka iyilik yapmışsın, biter. Gözün yumdun, bitti. O meller biter. Ama sadaka-i cariye dediğimiz, sevabı kesilmeyen işte bu. Kıyamete kadar bu cami ayakta olduğu sürece burada namaz kılanların kazandıkları sevaptan bir misli onlardan kesilmez. Hayrı yapırana devam eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İstemerrehe. Evet, devam eder. Evet, vakıflar böyledir. Vakıflar böyledir. Hastane yaptırıyorsun, okul yaptırıyorsun, yol yaptırıyorsun, köprü yaptırıyorsun, daha evet, talebe yetiştiriyorsun. Talebe, beni yetiştiren hoca şimdi benim bu söylediğim hadislerden nasip alıyor. Nasip alıyor. Sen de güzel evlat yetiştirirsen, arkamdan hayırlı işler yaparsa, o da sadaka-i cariyedir. Senin evladın hayır, güzel işler işledikçe müjde, pazartesi, perşembe günler söylüyorlar. Seninki şunu yaptı, seninki şunu yaptı.
oh ne kadar seviniyorlar. Hadis böyle, hadis böyle. Ama bir de kötü şeyler yaptın mı çok üzülürler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi şeyler yaptın mı komşu, benim oğlan şöyle yaptı, benim kızım şöyle yaptı, benim torunum şöyle yaptı diye birbirlerine müjdelerler, sevinirler. Ama kötü şey yapınca da çok üzülürler. Allah'ım bizi uyarıp hidayete döndürdüğün, tevbekar eylediğin gibi onlara da tevbe nasip etmeden canını alma diye dua ederler diyor. Hadis-i şerifler var böyle. Evet, işte iyi, güzel insan yetiştirmek, evlat yetiştirmek, böyle cami, köprü, okul, hastane yetiştirmek, talebe yetiştirmek, bunlar sadaka-i cariye, vakıf kurmak, iyi anlamda vakıf kurmak. Evet, Peygamberimiz evlenin, çoğalın diyor. Müminlerin çokluğuyla ben gurur duyacağım diyor. Ama adam doğum kontrol vakfı kuruyor. Bu değil. Peygamber sünnetine aykırı o değil. Peygamberimizin emirlerine uygun, dinimizin emirlerine uygun vakıf kuracaksın. Vakıf kuracaksın, sevabı devam eder. Öyle diyor, yap kayna, devam eder, bitmez, kalır. Lil abdi ba'de mevti, ölümünden sonra yüceddidü sevap. Sevabı yenilenir, yüceddidü sevap. Sevabı yenilenir. Sadakadun ecrahe, bu devam eden bir sadaka, vakıflar gibi. Ve ilmün ahyahu, evet, öyle ilim sahibi olmuşsun, eser vermişsin. İşte bu adam Gümüşhane Hazretleri bu eseri yazmış. Bakın, bana gelinceye kadar 100 sene evvel yazılmış. Bütün hocalar okuyor, devamlı okuyor. Mısır'da okunuyor, Kuzey Afrika'da okunuyor, Suriye'de okunuyor, Irak'ta okunuyor, Anadolu her tarafında okunuyor, İran'da okunuyor, İslam aleminde okunuyor. Hep devam ediyor yazdığı bu ilim eseri. Evet, ilim veya talebe yetiştirmiş hoca. Kitap yazdığı gibi talebe yetiştirmiş. Bu devam, bu ilim, faydalanan ilim. Hem kendi faydalanıyor, hem de başkası faydalanıyor. İşte bu ilim sadaka-i cariyedir. Evet, sadaka-i cariyedir. Böyle yapın, bunları yapın. Evet. Ve zürriyetün yebkavne ba'dehu yezkurun Allah'a. Evet, bunu söylemiştik. Güzel evlat, zürriyet yetiştiriyorsun. Namazının, abdestinde, orucunda, zekatını veriyor, haccına gidiyor, ağzından besmele düşmüyor, haram yemiyor, peygamber sünnetlerine uyuyor, dinini, diyanetini biliyor, Allah'ı zikrediyor. Evet, Allah'ı zikrediyor. Salih zürriyet, bu da sadaka-i cariyedir. Arz ettiğim gibi her pazar, perşembe ölenlere, geçmişlerimize hallerimiz, hareketlerden duyuruluyor, sevindiriyor iyi iş yapınca. İşte böyle güzel iş yapan zürriyet de, evladı iyal de sadaka-i cariyedir. Sevabı kesilmez. Sevabı kesilmez. Enes radıyallahu'dan nakledilmiş. Evet. Müslümanlar bu uyarıları göze alarak, prensip edinerek bunları yapmalılar. Selasun kat faravallahu minel kazai fihinne. Üç şey var ki Allah Celle Celaluhu bunlar hakkında hükmü kestirip atmıştır. Evet, kararını evvelden vermiştir. Evet. Semavat, arz yaratılmadan evvel, 50 bin sene evvel, öyle şehrinde diyor ki, evet, kader kestirip atmış. Ne demek? Allah Celle Celaluhu insanları dünyaya göndermeden evvel, Allah'ın ilminin sonu yok. Geçmişi de biliyor, geleceği de biliyor. Biz ise şu duvarın arkasında ne var haberimiz yok. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Allah böyle değil. Onun ilmi böyle değil. İşte insanlara irade vermiş, akıl vermiş. Dünya göndermeden evvel ne yapacağımızı, dünya gidince bizim dünyada ne yapacağımızı
bütün insanlar bütün dünya gelmeden evvel elestü bi rabbiküm, Cenab-ı Hak onları toplamış, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Orada görüyorlar. Galu bela, hepsi tamam Rabbimizsin, biz sana inandık demişler. Dünya gelince kafirler var, ateşe tapanlar var, putlara tapanlar var falan filan bir sürü. Ha, Allah işte insanların akıl verince nereye kullanacaklarını da bildiği için o bilgisine binaen önceden yazdı. Biz buna kader diyoruz. Biz bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için böyle bir kader var. Bilmediğimiz için aklımızı kullanacağız. Kur'an'a bakacağız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya bakacağız. Dini emirlerine bakacağız. Kullanacağız. Ama bu kader neyse o olacak. Bunu böyle inanacağız. Ne faydası olacak? Evet. Çalışmak bizden. Evet, insana çalışması verilir. Ama bazen çalışıyorsun, ancak geçimini sağlıyorsun. Öteki seninle beraber yola düşüyor, Türkiye'nin, dünyanın en zengini oluyor. Ha, benim yazım buymuş. İsyan etmeyeceksin. Demek hakkım da böyle hayırlıymış diyeceksin. Geçen gün de söylemiştim. Salebe var sahabilerden. Fakir, yiyecek yemeği yok. Birilerse diyor, 5 vakit namazda peygamberin arkasında demiş ya Resulallah, eline baka baka utanıyorum, bir şey de beceremiyorum, bana diyor ayet demiş, Allah bana bir kuvvetsin. Salebe, senin halin iyi, devam et demiş. Bir süre sonra ya Resulallah şey diyorum ya, bana bir dua et bir koyun. Salebe, senin durumun iyi demiş, devam et. Üçüncü oyun içe kadar ya. Ya Resulallah al demiş, sana bir koyun. Şimdi koyunu almış, bakıyor, iki olmuş. Derken dört almış. Derken sekiz almış, kuzuluyorlar. Salebe beş vakit namaza gelmemeye başlamış. Koyunlarla uğraşıyor. Dedikçe su veriyor, yem veriyor. Derken mahalleliler ona şey etmiş, şikayet etmişler. Gürültü yapıyor, bizi rahatsız ediyor. Kenara gitmiş. Beş vakitte gelemediği gibi cumaya da böyle. Derken daha kalabalıklaşmış, çöle gitmiş. Cuma'da gelmemiş. Derken çok zengin olmuş. Para çok tatlı. Çoğaldıkça daha tatlanıyor demiş herhalde ki. Bu defa zekat bile vermemiş. Evet. Peygamberimiz de ben ona çok dedim ama demiş kendisi istedi. Evet bakın. Ya bana niye işte zenginlik vermiyor? Dur ya, senin hakkını böyle hayırlı. Ne güzel söylüyor güzel adamlar İbrahim Hakkı Hazretleri. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bunu bilmeli. İnsan, insanın aleyhinde Allah şey etmez, iş yapmaz. Bizim lehimizde yapar. Bunun idraki içinde kadere inanacağız, çalışacağız. Görevimiz çalışmak ama büyüyemedik, çok zengin olalım. Neden oğlum çok zengin demeyeceğiz. Ha, böyle hakkımda böyle hayırlıdır. Rıza göstereceksin. Rıza göstereceksin. Evet. Allah ne yaparsa hakkını güzel yer. Kader böyle işte. Böyle şeyleri kestirip atmış. Şimdi kestirip attığı, karar verdiği şeyler. Evet. Nelerdir? Evet. Şimdi la yebgayne ahadüküm. Evet. Hiçbiriniz la yebgayen ahadüküm, hiçbiriniz isyan etmesin, azgınlık etmesin, zulmetmesin. Benim Kur'an'ımda çizdiğim, görevlendirdiğim Muhammed Resulullah'ın size emrettiği çizgileri aşmasın hiçbiriniz. Hiçbiriniz aşmasın. Fe innallah teala yekulu ya eyven nâzi innemâ bahuyukum alâ enfusikum. Sizin kötülük yapmanız, zulüm yapmamız, haksızlık yapmamız, yanlış işler yapmamız Allah'a zarar vermez. Kendinize zarar verir. Kendinize zarar verir. Bizim namazımızdan Allah'a bir şey iyi işe gidecek yok. İlave edilecek bir şey yok. Kötülüklerimizden de Allah'ın bir zarar göreceği yok. Niye varsak kendimize. Aha, bu kanun diyor. Kestirip attı Allah, böyle kanun koydu. Bunu bilesiniz. Ona göre hareket edesiniz. Allah'a böyle serzenişte bulunmayasınız.
aklınızı çalıştırırsınız, Allah'a teslim olursunuz. Evet, bazı insanlar bozgunculuk yapar, yalan söyler, para kazanmak için, şu için Allah'ın emirlerini çiğnemeye cüret eder. Evet, bu bahri, bu demek kendine Allah'ın bir zarar göreceği yok. Ama bazı bu şeyler tamamen dini emirleri, peygamberin sözleri dahilinde haksız gibi görülen, doğru değil gibi görülen şeyler özel durumlarda bazen geçerli olabilir. Evet. Evet. Şimdi ölmeyecek kadar hiçbir şey bulamıyorsun. Yiyecek bulamıyorsun. Ölmeyecek kadar hayatın ölüm tehlikesi muhakkaksa o zaman bir yerden yiyip içeceksin. O mubah olur. Efendim böyle zor durumlarda az-zarurat tübihul mahsurat. Zorunlu şeyler mahzurları oradan kaldırabilir. Zaruret miktarınca. Zaruret miktarınca. Şimdi ağaç kesmek iyi değil. Çünkü ağaçlar hep Allah'ı zikrederler. Hep hayra sebep olurlar. Bu ağacın meyvesi yok. Gene faydalı. Kuş konuyor. Bir ağaç diktiniz. Kuş konuyor, dinleniyor. Evet, o sizin için sadaka olur. Kuş dalında konuyor, ötüyor, tünüyor. Ağaç dikene sadaka olur. Meyvesi olması bile. Meyvesi olunca da insanlar ondan yiyor, içiyor. Sen fayda görüyorsun. Ayrıca ağaç Allah'ı zikrediyor. Kesmek iyi değil. Bütün kainat bizim emrimize müsahar kılınmıştır. İhtiyacımız kadar, bak kurban diyoruz hayvanı, canına son veriyoruz. Yiyoruz. Balığı tutuyoruz, denizde gezmeyeceksin diyoruz, kursağımıza indiriyoruz. Allah'ın emirleri, sınırları dahilinde bizim emrimize şey edilmiş. Ama ihtiyaç yokken otu yolamazsın. Hiçbir zararı yokken, ihtiyacı yoksan hayvanı öldüremezsin. Öldüremezsin. Bu haddi aşmak olur. Ha şimdi ağacı kesmek iyi değil dedik. Allah diyenin dilini koparmak olur. Otu yılan dedik. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Harbi'nden sonra Uhud Savaşı'ndan sonra Arap kabilelerinin hepsinin toplanıp Mekke'li müşriklerle Peygamberimizi yok etmek üzere yaptıkları bir savaştır. Çok kalabalık. Peygamberimiz de o sene kıtlık olmuş, yiyecekleri yok, silahları yok. Medine-i Münevvere'nin etrafında bir ağaçlar var, hurmalıklar var. Oradan giremez. Gireceği yerlere, şimdi bir Hendek Savaşı'nın olduğu yere 5 mescitler dönüyor. Hacılar orayı ziyaret ediyor, Medine'ye gidenler. Oraya Hendek kazdırmış. O girecekleri Hendek kazdır, geçemiyorlar. Orada az bir kuvvetle düşmanı sokmayacak. Evet, işte o Medine-i Münevvere geldiğinde Peygamberimiz, Yahudiler var, diğer müşrikler var. Medine-i Münevvere gelince anlaşma yapmış Yahudilerle. Kaynuka, Kureyza Yahudileri var. Onlarla Müslümanlar onlara zarar vermeyecek, onlar da Müslümanlara zarar vermeyecek. Müslümanlara birisi düşmanlık ederse Yahudiler onlara yardım etmeyecek. Yahudilere birisi savaş açarsa Müslümanlar da karşı düşmanlara yardım etmeyecek. Böyle anayasa yapmış Peygamberimiz. İşte Hendek Harbi yapınca Yahudi bu. 10 bin küsur kişilik büyük bir ordu, karınları tok, hepsi atlı, süvari, silahlı. Müslümanların bir şeysi yok. Efendimiz karnına iki taş bağlamış açlıktan. Bir hafta bir şey yiyememiş İslam alıyor. Kıtlık var, fakirlik var. İşte o zaman Yahudiler anlaşmaya rağmen o hendeğin karşısında düşman ordusu bekliyor. Burada bekleyelim demişler. Müslümanların açlığını biliyorlar. Acından ölecekler onlar beklerken. Bizim yiyeceğimiz var. İşte beklerken Yahudiler de adam göndermişler. Siz oradan biz arkadan yok edelim Muhammed'i, İslamları diye.
Halbuki anlaşmaları var. Peygamberimizin haber almış, onları oyalama siyaseti gütmüş derken Resul Müştaba dua etmiş Allah'a. Şiddetli bir rüzgar kazanları devirmiş. O kazanların gürültüsünden develer, atlar iplerini koparmış. Kıyamet kopmuş. Asker korkmuş, kaçıyor. Defolup gitmişler. Efendimiz de böylece onlardan kurtulmuş Müslümanlar gelmiş eve yorgun. Günlerce lokma girmiyor şey midesine. Tam silahlarını çıkarıp uzanacağı sırada Cebrail Aleyhisselam demiş, nereye, nereye? Harp bitti demiş. Yok, bitmedi. Sana anlaşmaya söz veren seni arkadan vurmadı mı? Evet. Onların tedibi, cezalandırma sırası geldi. Yine Peygamberimiz giymiş, hemen dellal bağırtmış. Herkes yaralılar var, aç susuz dememişler. Peygamberin buyruğunda Yahudiler kalelerine sığınmışlar. Onların dibine varmışlar, onları muhasır etmişler. Efendimiz'e Yahudiler kaya yuvarlamışlar üstüne. Efendimiz'i Allah koruyor. Vallahi yasımüke minennas. Allah seni insanlardan koruyacak Habibim. Efendimiz o taş atacakları sırada şöyle yana yıkılmış. Onun yanındaki sahabi taş ezmiş. Böyle Yahudiler. Böyle mucizeler var. Şimdi tabi Yahudiler, Müslümanlar yaralı, aç. Karınlar tok değil. Durumları hiç müsait değil. Yahudiler de orada gülermiş. Siz açlığınızdan öleceksiniz filan diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudinin en zayıf yeri neresidir? Ağaç kesmek yasak dedim ya. İhtiyacın dışında en pahalı hurmalar Yahudilerin elinde. Halen öyle. 2 liraya hurma var, 100 liraya hurma var. Acva hurması. Yahudinin zayıf tarafı da para. Yahudilerin bu en pahalı hurmaktan gidin demiş askerlere, hurmaları kesin. Kaleden de onlar görüyorlar. Kesmeye başlayın, dur demiş, dur anlaşalım. Zayıf tarafından. Ha, bazen böyle ağaç kesmek yanlıştır, sınırı aşmaktır, doğru değildir ama bazı şeyler duruma göre de yerinde olur. Onun için bununla misal veriyorum. Burada o misal vermiş. Hemen anlaşmaya oturmuşlar. Vaktiyle Sa'd bin Muaz var radıyallahu anh, sahabi. Çok zengin adam, Medineli. Yahudilerle faizinle para alır, iş yaparmış, zengin olmuş. Sonra Müslüman olmuş Sa'd bin Muaz. Eline bir ok gelmiş, atar damarını kesmiş. İri kıyım bir adam, kan fışkırıyor elinden. Ölüm muhakkak. O kahraman asker, güçlümüş, başlamış ağlamaya. Demişler, ya Resulallah, seninki ağlıyor. Demiş, Sa'd, ölümden korktun. Vallahi ya Resulallah, ölümden korkmuyorum. Peki niye ağlıyorsun? Güçlüyüm, gencim. Bu kandan dolayı öleceğim. Halbuki ölmesem daha çok cihad ederim, Müslümanlara hizmet ederim. O hizmetten kalacağım diye ağlıyor ya. Öyle mi? Sen hizmet mi etmek istiyorsun? Evet ya Resulallah. Bismillah demiş, parmağını koymuş, akan kan durmuş. Bunu götürün demiş, evde tedavi etsinler. İşte Yahudiler bu şey hurmalar kesince anlaşalım demişler. Bizim hakemimiz demişler, Sa'd bin Muaz. Çok para verdiler ya, faizine de olsa para verdiler. Zengin oldu adam. O eski iyilikleri unutmaz, bize yardım eder. Bizim lehimize hüküm verir diye. Bizim hakemimiz o demiş. Peygamberim, benimki de o demiş. Evet. Şimdi Sa'd ne dedi? Müslümanlara hizmet edeceğim dedi. Onun üzerine kanı dindirdi. Çetin imtihan. O kadar Yahudilerden iyilik görmüş. Bakalım Müslümanlıktan evvelki damarlarına mı yaslanacak? Yok ya, Müslümanlara göre dürüst mü arayı edecek? Çetin bir imtihan. Getirmişler. Gereği düşünüldü demiş. Anlaşmayı bundan bozduğuna göre eli sitah tutanlarının katline. Gereği böyle karar vermiş. Ondan sonra demişler ki, vallahi biz bizi kayırırsın diye seni tuttuk ama sen demişler, Tevrat'ta da hüküm böyledir. Erkek adammışsın, mert adammışsın, dürüst karar verdin.
Tabii o gereği olmuş. Evet efendim. Şimdi bakın, ağaç kesmek aslında iyi bir şey değil. Ama harbi kazanmak için, o azgın Yahudiler hizaya getirmek için Peygamberimiz hemen bu ağaçlarını kestiğini dur demiş, kesme. Para zayıf noktasından girmiş. Evet, bazı şeyler böyle hattı aşmış gibi olan şeyler durumuna göre, yerine göre istisnai durumlarda hattı aşmak olmaz. Normalde hattı aşmamalı. Hattı aşarsan kendin aleyhine aşarsın. Allah bir zarar vermezsin. Kendin aleyhine olur. Evet. Bu Kur'an'da da vardır. Evet. Ve la yemkurunne ahadukum fe innallahu teala yekulu ve la yahikul meklus şey illa bi ehli. Hiç kimse diğerine tuzak kurmasın. Hiç kimse diğerine hile yapmasın. Kendine yapar. Kendini yapar. Allah hile kurmak isteyenler bilesin ki Allah böyle düzen kuranların en hayırlısıdır. Hani kader var, kaderin üstünde deniyor ya şimdi. Evet, Allah'ın da bir bildiği vardır diye. Yahudiler bunu bile. Bunlar böyle şeylere. Allah biz Allah'tan daha cömertiz. Allah bize bir şey vermiyor. Paraya doymuyor Yahudi. Allah'ın eli bağlı. Bir şey veriyor. Kur'an'da var. Halbuki Allah her şeyi veriyor. Onlar sadaka vermek istemiyorlar fakire fukaraya. Bize vermiyor ki, nasıl verelim filan diye laf ediyorlar. Allah güya kandıracaklar. Kendinizi kandırırsınız. Kendinize kötülük edersiniz. Ey insanlar, böyle yollara sapmayın. Hile düzen kaderi değiştiremez. Evet, yapın. Yeri geldiği zaman böyle yapın. Ama bilesiniz ki kötülüğe hile düzen kendine hile düzmüş olur. Kendine. Bunu hiç aklından çıkarmayınız. Evet. Böyle yenkısenle, evet, ahadüküm, hiçbiriniz verdiği sözü, ahdi bozmasın. Fe innallahu teala yakulu femen nekese fe innema yenkısü ala nefsi. Kim kendi sözünde durmazsa, kim başkasının hakkını tecavüz eder, kuyu kazarsa, kendi kaydığı kuyuya kendi düşer. Bunu unutmayın. Dürüst olun. Öyle diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın böyle verdiği, böyle söylediğini bize haber veriyor. Evet, böyle yanlış yollara sapmayın. Bunları akılsızlık edip de bu yanlış işlere girişmeyin. Hazreti Enes'ten: Selasun la yuhasibu bihinnel abdu zillu husin. Üç şeyden sorgu yoktur. Hesap vermeyeceksiniz. Hesaba çekilmeyecek. Kul hesaba çekilmez. Adam bir şeysi yok. Kıra bayıra çıkmış. Ağaç dallarından bir şöyle alacak mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Evime yok. Oturacağı yeri yok. Ağaç dallı kamıştan diyor Peygamberimiz. Kamıştan kesmiş şöyle. Gölgelenecek, gece işte ay gün ötecek kadar, yatacak kadar bir alacık yapmış. Bundan dolayı diyor Allah size hesap vermez. Ama güzel ev sahibi olmak şey değil, yasak değil. Sorgusu var. Nereden kazandın? Nasıl harcadın? Oho, 40 odalı köşkün var. Niye odaları niye kullanıyorsun? Misafir mi ağırlıyorsun? Yoksa balo mu yapıyorsun? Herkese içki ziyafeti mi veriyorsun? Hesabı var. Şükrünü yapıyor mu? Şükrünü eda ediyor mu? Ama adam bir şeysi yok. Başı sokacak bir alacık yapmış. Ağaç dallarından, kamıştan. Bu kadarına sorgusu yok diyor. Ve kisretu, evet, yüşettü bihi avratı. Ekmek kırıntıları. Bir şey bulamıyor adam. Ekmek kırıntıları, karnı hayatta kalabilecek kadar bir şeyler yiyor. Bunun da hesabı yok diyor.
Bunun da hesabı yok. Çöpten möpten herif şimdi geçinenler var biliyorsunuz. Evet. Bunun da hesabı yoktu. Bu kadar sorma ama o kebap, o bazen yemek, o tatlı. Aa tamam. Mubah olan şey, helal olan şey ye iç. Kulu veşrabu yiyin için ve la tüsrifu israf etmeyin. İsraf ettin mi etmedin mi hesabı var. Halaldan kazandın mı kazanmadın mı hesabı var. Yerine göre harcadın mı, sadakasını verdin mi, zekatını, hesabı var. Ama bu kadar değil, gırk etmeyle sadece karnı doğacak kadar bir şey bulmuşsun. Bunun hesabı yok diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Tevrat'ta da böyle yazılıymış. Ve ibn-i Adem kisretün tekfike. Evet, sadece sana yetecek kadar ekmek kırıntısının hesabı yok. Ve hurkudun tevalbike hırkatın ayıbını ayıp yerine örtecek kadar bir kumaş örtmüşsün. Bunun da hesabı yok. Ve hücretün yüvike seni sığındıracak kadar bir alacık bir oda. Tevrat'ta da hüküm böyleymiş. Peygamber de böyle söylüyor. Peygamber Efendimiz de böyle söylüyor. Hasan-ı Basri'den nakledilmiş. Ahmed İbn Hanbel Beyhaki de bu hadisi hakletmiş. Evet, Hasan İbn Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'dan da gelmiş. Evet, aybın örtecek kadar kumaşın hesabı yok. Efendim, başın sokacak kadar küçücük bir gölgelik hesabı yok. Ekmek kırın, belin doğrultacak kadar ekmek kırıntısının hesabı yok. Evet, ama bundan sonrası bunların nereden kazandın, nereye verdin, şükrü nereye ettin, etmedin hep tabii bundan hesap sorulacak. Tabii sağlıklı olmak bir nimettir. Sağlıklı nimetin şükrü eda ettin mi? Bakın ayını örtecek kadar kumaşı sormayacak ama sana Allah karnı doyuracak kadar ekmek kırıntı doyurdun ama sağlıklısın. Sağlığın nerede kullandın? Şükrü eda ettin mi? Ondan hesabı var. Bu ayıbı örtecek kadar kumaşın hesabı yok. Sadece ayakta kalacak kadar yediğin içtiğin hesabı yok. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. Diğerlerine hesabı var. Evet. Selasun la ya'radanna la ya'radanna ahadukum nefsen leha. Evet. Üç şeyi insan kendine yapmasın. Üç şeyi insan kendine yapmasın. Kendini arz etmesin. Nedir onlar? Ve vesaimun. Şeyken, oruçluyken şu üç şeyi yapmayın. Hammamı. Hamama girmeyin oruçluyken. Zaten susuzsun. Zaten yemeğin yok. Bir de hamama girersen tehlike olur. Zaaf olur. Orucu bozmaya kalkarsın, dayanamazsın, bayılırsın falan filan. Oruçluyken hamam sıcak biliyorsunuz. Hamama girmen. Vel hacama. Oruçluyken kan aldırmayın. Kan aldırmak sünnet biliyorsunuz. Ve kan aldıracak yerler var. Baş ağrısına, bel ağrısına, bacak ağrısına. Böyle Peygamberimiz tarif etmiş. Kan aldırmak sünnettir. Erbabı, ustası biliyor bunları. Öyle kan aldırabilirsiniz. Sünnettir ama oruçsun. Anı diyor. Oruçken kan aldırma. Evet, oruçtan kan aldırma. Oruçtan dolayı işte bozmaya kalkarsın, bayılırsın, ayırsın, bütün insanı hastaneye yetiştirecek diye meşgul edersin. Oruçluyken kan aldırma. Hamama girme. Hamama girme diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir daha söylüyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nazaru ilel mer'ati şabbe. Evet. Ben size duyuruyorum. Oruçluyken güzel karılara bakmayın. Güzel karılara bakmayın diyor. Ve nazar ilel mer'ati şabbe genç. Genç, güzel kadınlara bakmayın. Orucumuzu elinizden alır. Kafa döner. Ne güzel görmüş peygamberimiz insanların zaaf tarafları bunlar. Orucunuz elden gider diyor. Kalkmışsınız, oruca başlamışsınız. Bayağı
tutmuşsunuz. Ama öyle önce sizin bu zaaf tarafınız vardır. Gördüğünüz elden gider. Onlara bakmayın. Evet, şehvetle bakmayın. Tabii şehvetle bakmayın demek, yolda gidiyorsunuz. Çukur mu, direk mi var önümde diye kafayı kaldırdınız, bir kadın gördünüz. Hemen indirin. Bu bakış zarar vermiyor. Bu size. Ama ya o adam kadın da ya diye başladığınız anda, o zaman günah başlar. O zaman orucunun sevabı yere gider. Şimdi sokağa çıkınca bu peygamber sözünü nasıl tutacaksın? En iyisi sokağa çıkmamak. Böyle yerden kaçmak. Yoksa anında nasıl gözünü çekeceksin ya? Bak, ne güzel kazanayım derken kaybediyorsunuz diyor. Bu insanın zaaf taraflarını ne güzel söylemiş. Efendim, benim kabahatim ne? Ben ona açın demedim ki. Daha evvel de söyledim. Allah'ın emri var. Kadın açılsa, saçılsa, kullil müminine yavuttu min absarihim. Mümin erkeklere söyle, Allah'ın emri bu. Gözlerini yere indirsinler. Kadınlara, kızlara bakmasınlar. Haramlara bakmasınlar. Kullil müminati yavuttu min absarihin. Kadınlar da böyle. Onlar da erkeklere bakmasınlar. Davet edici tavırlar, giyimler, kuşam olsa bile kabahat bakanda, bakmayacaksın. O zaten hesabını verecek. Ben ona demeyeceksin. Bakmayacaksın. Ha, bakarsan işte böyle, bakarsan böyle başına işler gelir. Başına işler gelir. Kendini bunlara, bu gibi yerlerden sakın. Sonra şey demezsin. Önüne geçemezsin. Boşa kürek çekersin. Ebu Umame el-Bakhili'den Selasu Hısal La yef'alve illa ehlül cennet. Üç şeyi ancak cennetlikler işler. Bu üç şeyi işleyenler cennetlik adamlardır. Evet, Allah'ın lütfuna uğramış güzel müminlerdir bunlar. Talebül ilmi, ilim talep etmek. Evet. Şimdi Müslümansın, ne güzel şey. Allah sana iman nasip etmiş. Ne büyük şey. Ve Allah böyle peygamberin mucizelerini görmeden, peygamber görmeden, ahireti, cenneti, cehennemi görmeden inananları övüyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Evet, gaybe inananlar. İnanıyoruz. Büyük bir devlet, büyük bir nimet. Ha, böyle evet şey etmişsiniz. İyi, şimdi camiye geldiniz, namaz kıldınız. Namaz nasıl kılınır? 12 farzı var namazın. Bu farzı bilmem lazım. Ezbere, herkes camiye gidiyor diye, sen de gelirsen, dedik ya işte mesela, secde 7 aza üzere olur. En çok yaptığımız hatalar, yapılan hatalar olduğu için bunu dönüp dönüp söylüyorum. Alın burun bir yere değecek. İki el yere değecek. İki diz yere değecek. İki ayağın parmakları yere değecek. Ayaklar havadaysa secde içeri geçerli değil, namaz geçerli değil. Ayağın tersi, sırtı yere değiyorsa gene namaz geçerli değil. Bakıyorum ben camide çok adam ayağının sırtını yere koyuyor secdede. Bu secdeler kabul değil. Secdede ayağın altı yere değecek, böyle kaldıracaksın. Parmağın kıvrılmıyorsa ucu değecek. En son nokta bu. Ayak parmakları, uçları yere değecek. Evet. Sırtı, ayağın sırtı üstünü yere değdiriyor. Çok adam namazları yok. Namazın şartlarını öğreneceksin. İlim talep etmek Allah'ın lütfuna uğramış cennetlik adamların işidir. Öğren. Günde 5-6 gazeteyi hatmediyorsun. Bir tane fıkıh kitabı oku be adam. Bir tane haram helal kitabı olan, şu farz, şu vacip, şu sünnet diye bunları bildiren fıkıh kitabı oku. Bir ilmihal kitabı oku. Hiç onu dönüp bakan yok. Allah'ın lütfuna uğrayanların işidir ilim talebi. İlim talebi. Evet.
Öbür ilimler de insanlara hizmet için yapılırsa aynıdır. Her zaman söylüyorum, şu elektriği icat eden Müslüman olsa benim sevabımdan alacak. Müslüman olmazsa dünyada zengin olacak, şöhret olacak, bulmuş. Ama müminler böyle insanlara yararlı, mühendis olmuş, doktor olmuş, insanların iyiliği için güzel şeyler icat etmiş, yazmış, çizmiş. Bunlar da aynı böyle hadis okumak gibi, ayet okumak gibi senin lehine, sevabına yazılan şeylerdir. Ama insanlara hizmet için, bu aşkla, para, 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 bin numaralı mühendis olacağım, şöhret, şöhret, değil. İnsanlara faydası dokunur diye, bu maksatla her ne hizmet görürse göre, halka hizmet, hakka ibadettir. Bu niyetle yaparsan onlar da böyle olur. İlim talebi, onun için ilim talebi Allah'ın lütfuna uğramış cennetlik adamlara nasip olan bir şeydir diyor. Ki beşikten mezara, minel mehdi ilel lahdi, beşikten mezara kadar ilim bitmez. Tamam ben öğrendim. Yok, ilmin sonu yok. Devamlı okuyacaksın. Devamlı okuyacaksın. Bildiğini hanımına öğreteceksin. Çocuğuna öğreteceksin. Arkadaşına öğreteceksin. Evet. Şimdi bu secdede çoğu adam işte dediğim gibi ayağını yere koymuyor. Parmak ucuna değmiyor. Sırtını koyuyor. Kalbini kırmadan güzel kardeşim, arkadaşım, böyle öğreteceksin. Talim. Bu da senin Allah'ın lütfuna uğramanın sebebidir. Cennete gitmenin sebebidir. En yakından başlayacaksın. Müminlere de bunu adam görmemiş mi öğreteceksin. Rezan okunurken tavla oynuyor adam. Bu adam cuma namazını kılıyor. Güzel kardeşim. Tavla oynamak zaten domuzun karnını yarıp kafanı sokmak diyor Peygamberimiz. Çayına kahveye su kumar olur diyor. Ezan okurken tavla oynanır mı ya? Sen Müslüman adamsın. En münasip şekilde öğreteceksin. Talim. Bu da Allah'ın lütfuna uğramaya sebeptir. Hani böyle bir Müslümanlığa uymayan şeyleri ben nasıl buradan size öğretiyorsam, bu benim görevimse, her Müslümanın da başka Müslümanları öğretmek en yakınından başlamak üzere görevidir. Ve lütfa uğrama sebebidir. Şükür etmesi lazım. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haset diyor, Kur'an'da da var ya, haset sevapları yok eder, yele verir. Yani ben şuradayım, adam gitmiş daha nereye varmış, benden çok zengin olmuş, benden büyük alim olmuş, benden bir profesör olmuş falan filan. İçi kurtlanmak, haset yapılan iyilikleri yok eder. Yok eder, kül yele verir, ateşi yakar. Ama gıpta edilir kime? Evet, haset illa fisneyni raculun atahullahu malan fesallat ala halaketi fil hakki. Adam zengin olmuş, kanuniye gıpta edilir. Hadi bir devlet yapsın bunu bakalım, şuna bak ne muhteşem şey. Bilmiyorum, bizim mimar hocamız rahmetli, şu kenardaki direkler var, bakın orada, beyaz değil onlar. Dış ülkelerden altın göndermişler, bizim de katkımız olsun diye. Şimdi hayır dese kırılırlar, kalpler kırılır diye kendi yaptıracak. Harcın içine altınlar karıştırmış, öyle dedi hocamız yani. Öyle, şimdi bu eser muhteşem bir şey. Ha, para vermiş, hak yolunda harcıyor. Gıpta edilir bu adama. Parası var, bir kuruş faydası yok. O değil. Para vermiş durmadan cami yaptırıyor, adam yetiştiriyor, sadaka veriyor, yol yaptırıyor, köprü yaptırıyor, öyle böyle. Allah için tabii. Okul yaptırırım ama yolun kenarına olsun, adımı da koyun. Ama sen gösteri için yapıyorsun, o değil. Yok benim adımdan bahsetmeyin. Tamam, hep veriyor, eli açık, durmadan veriyor. Ya kusura bakmayın, aslında benim sizi bulmam lazımdı ama işim çokluğundan gelemedim. Allah razı olsun, buraya kadar yorulmuşsunuz, istediğini veriyor. Evet.
Böyle adamlar da var. Böyle adamlar da var. Ben üniversitedeyken böyle dürüst, temiz çocuklar mühendislik fakültesinde baktım dürüst, pisliğe karışmıyor. Onlara yardım edeyim dedim. Şimdi ismi lazım değil. Dediler şu adam çok zengin. Hiç tanımıyorum. Gittim adama böyle böyle. Hemen dedi içeride Japon heyeti var dedi. Hocam derhal 10 bin lira verin dedi. Kaç sene ver? 10 bin lira çok para. Talebeler imza kar. İmza gerek yok hocam dedi. Tavut. Yani beni de tanımıyor adam yani. Böyle böyle dedim ben temiz çocuklar, çalışkan çocuklar. Aha böyle para vermiş. Elini açık tutuyor. Yapam. Tamam verin veriyor. Buna gıpta edilir. Gıpta edilir. Gıpta onunki yok olsun demek değil. Ah ben de öyle olabilsem demek. Haset onunki yok olsun. Ben olamadım. Haset de farkı burada. Evet. وَرَجُلُنْ اَعْتَاهُ اللّٰهُ لِكْمَةَ فَرُوَ يَقْضِي بِهَا. Kafası çalışıyor. Bilgi sahibi. Çok zeki. Adam yanlış yapıyor. Bir dakika kardeş. Bu sen sordun mu nedir falan? Yok öyle. Bir dakika. Bunu yaparsan başına şu bela gelir. Şu bildiğini söylüyorsun. Adamı koruyorsun. Kim olursa olsun gıpta edilir bu adama. İnsanların iyiliği için çırpınıyor. Gıpta eder. Allah'ın verdiği bu hikmeti burada kullanıyor. Evet. Başkalarına öğretiyor. Evet. Bu böyle. Gıpta edilir. Haset iyi bir şey değil. Ve terahum ala ehli kubur. Evet. İlim tahsili. Her şeyi bilmek. Lütuf Allah'ın lütfuna sebeptir. Cennete girmeye sebeptir. Bu rızayı bari için, insanlara iyilik için ilim tahsiline okula giderken, yaşınız kaç olsa olsun ilim meclisine giderken melekler sizin geçtiğiniz yola kanatlarını seriyor. Peygamber öyle söylüyor. Bu şerefli müminin üstüme basmasından, basması şerefine nail olayım diye camiye bu maksatla bu hadis dinlemeye geldin. Ayakların altına melek kanatları serildi. Üstüne basa basa geldin. Öğrenmek için Resulullah'ın sünnetini, haramını, helalını. İlim tahsili böyledir. İkincisi ve terahum ala ehlil kubur. Kabir ehline, şeyde yatanlara merhametli davranmak. Evet, bir gün bizim de varacağımız yer ahireti hatırlatır, ziyaret edin diyor. Orada adamın üstüne çıkıyorlar, hiç saygı gösteren yok. Bir dakika, cenazenin kabrinin üstüne oturmak, ateşin üstüne oturmak gibi. Yasaktır, haramdır, çiğnemeyeceksin. Adamın bakanı yok, kimsesi yok. Bir dakika, onlara merhamet edeceksin. Etrafını geleceksin ki oraya kimisi kakasını ediyor, kimisinin çişini ediyor, kimisini ezip geçiyor. Meyhane yapıyor. Yok. Bir de burası kabir. Burası insanların gömüldüğü yer. Burada bu şey olmaz. Önüne geçiyorsun. Onlara merhamet etmek de cennete girmenin Allah Rahman olan Allah'ın rahmetine mazhar olmanın Buhari'de hadistir efendim. Böyle ölülere merhamet duymak. Adam vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yürekten dua ediyorsun. Bayağı üzülmüşsün. Ağlıyorsun. Gözünden yaş geliyor. Evet. Sesli ağlamak niyaha haram. Lanet sebebi. Kadere itiraz anlamı var. Öyle değil. Seni öyle etki etmiş. Gariban. Arkasından hiç hoca yok. Hafız da yok. Meşhur bir adam olsa herkes üşüşüyor başını. Bunun kimse yok. Cız etmiş, gözünden yaş geliyor. Garip böyle gelmiş, konmuş. Bu gözyaşı dökmek. Ölenlere merhamet etmek. Merhametinden dolayı cennetlik olmanın alametidir. Merhamet eseridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim. İlk oğlu Kasım. Onun için adı Ebul Kasım künyesi. Tahir, Abdullah Tahir. İkisi de ölmüş Hazreti anamızdan. Demişler Muhammed'in erkeği olsa hep kız oluyor, oğlu olur. Sürriyeti kesik herif demişler müşrikler. İnna atayna kel kevser fesallil rabbike venhar inne şaniyeke velebter.
erkek mi sayılır lan bu, hep kız oluyor çocukları. Oğlu bile yok diyenler var ya, ya Resulallah, ya Resulallah, Habibim. Esas sonsuz olanlar onlardır. Kökleri kurumuş, atları bitmiş. Evet, bu sure nazil olmuş. İbrahim Mısırlı şeyin elçi göndermiş, Müslüman olalım, kardeş olalım diye. Oranın adamı Mukavkız bir cariye hediye etmiş. Peygamberimiz de onunla nikahlanmış. O cariyeden İbrahim olmuş. Ahir ömründe. Peygamberimiz de insan, peygamber ama insan. Oğlu olunca hep bu sözle söylüyorlar, zürriyeti yok yahu falan diye. Nasıl sevinmiş. Medine-i Münevvere'nin Aliye semti var, böyle güzel serin semti. Oradan ev tutmuş, bakıcı tutmuş oğlu İbrahim. Bir süre sonra haberci gelmiş, İbrahim ölüyor. Gel yarası, uçmuş gitmiş. Evet, dert dönüyor ama kaderin önüne geçilmez ki. Kucağını almış, gözünü yummuş İbrahim oğlu. Koca peygamber şapır şapır ağlamış. Demişler ya Resulallah, hani ölünün arkasında ağlanmayacaktı? Ben size ağlamayın demedim, bağıra çağıra ağlamayın dedim. Saçınızı yolmayın, dizinizi dövmeyin, bağırıp çağırmayın dedim. Kalp mahzun olur, gözden yaş akar. Vallahi o kadar üzüntülüyüm ki Uhud dağına üzüntümü koysam toz olur, dayanamaz. Evet, ağlamak merhamet eseridir. Ölülere etkilenip, bizim de bir gün sonumuz böyle olacak. Üç kişi durmuş cenazesine, kimsesi yok. Öbür zengin adamlar, ooo binlerce kişi. Sana etki etmiş, garip ya. İki kişi gelmiş, üç kişi gelmiş. Etki, ağlıyorsun. Güzel diyor, merhamet eseri. Kabristana hürmet etmek lazım, onlara saygı duymak lazım. Onların üstünü çiğnememek lazım, çiğnetmemek lazım. Yanından geçerken hoparlörü, teypi kapatmak lazım. Şarkı söyletmemek lazım, okumak lazım, selam vermek lazım. Esselamu aleyküm dâre kavmül müminin diye selam vermek lazım. Merhamet etmek lazım. Bu diyor, insanlara, ölenlere merhamet etmek, rahmet şeyleri, galeyanı gelmek, cennetlik olmanın alametidir. Merhametli mümin cennete namzettir. Cennete gidecektir. Ve üçüncüsü ve hubbul fukara. Oh, çorba, etli, pilav olsun, tatlı gelsin, meyvesi de, kahvesi de gelsin. Bunu yaparken ye, afiyet olsun. Şükür edeceğiz. Tamam da şu anda kuru ekmek bulamayanlar var. Giyecek ayakkabı bulamayanlar var. Giyecek elbise bulamayanlar var diye hüzünlenmiş. Hemen götürün şunları. Bakın şeyin komşun falan, fakirleri sevmek, böyle garibanları sevmek cennetlik olmanın alametidir. Evet. Fakirleri arayıp soruyorsun. Arayıp soruyorsun ve onları yediriyorsun, giydiriyorsun, kuşatıyorsun. Bunlar cennetlik olmanın alametidir. Nasıl sen aç adamı, gariban adamı doyurmuş veya adam çalışmış çalışmış borcunu ödemiyor. Yazık, kıvranıyor. Evlenmişsin, al kardeşim ya. Neyi vermişsin? Fakirleri sevmişsin, cennete gitmenin alametidir. Allah'ın sevdiğinin alametidir diyor güzel peygamberimiz, fakirleri sevmek. Hazreti Enes'ten. Evet. Selasü hısal. Üç haslet de vardır. Turisül kasvete fil kalbi. Kalpte katılığa sebep olur. Hubbü tam. Yemeği çok sevmek. Kebapsız olmaz. Katıksız olmaz. Yemek olur mu ya? Yemek kısılır mı ya? Boğazına düşkünlük kalbe katılık verir diyor Peygamberimiz.
Kalp mide dolunca kafa çalışmaz, uyku gelir. El bitnatu tüzü bir fıtna. Uyuşursun, ders çalışamazsın talebeyken. Uykun gelir, ders çalışamazsın, rezil olursun. Evet, ibadet yapamazsın. Evet, haram şeylere çok boğazına düşkün adam bulamayınca haram şeylerden çalmaya falan başlar. Oraya gidersin. Evet, bedeni bu yemeği bulmak için meşgul edersin, ibadeti Allah'ı unutursun. Bu şeyin boğazına düşkünlük insanın bir şeye sokar. Kasvet sebebidir. Kasvet sebebidir. Durmadan tuvalete gidersin. Çok yemişsin. Tuvalet de iyi yer değil ki. Evet. Onun için az yemeli. Evet. Az konuşmalı. Az uyumalı diyorlar. Dünyada nereden olursa olsun dedin. Demedin. İyi yerden kazandın. Oruç tutmuyorsun. Evet. Mükellef sofralar kurduruyorsun. Tamam. Ama öbür tarafta fedakarlık etmiş, fakir fukara yediriyor, talebeleri yediriyor. Oruç tutuyor adam. Ben de böyle yaptım. Ezhebtüm tayyibatüküm fil hayati, fi hayati dünya. Melekler diyecekler mi? Sen dünyada hep çektin, altıdan attın hep. O adam oruç tuttu. Hep fakirlere verdi. Sen hep buradan attın. Onun derecesine sen gidemezsin. Sen ki burası. Kurtulsa bile yani. Kurtulsa bile. Böyle işte çok yemek, boğazına düşkünlük helalinden olsa bile makamdan geri kalmaya sebep olur diyor. Fazla düşkün olmayın. Evet. Ve hubbun nevm. Uykuyu çok sevmek. İnsana iyi şey vermez. Kasvet sebebidir. Çok uyumak. Ve hubbun raha. Rahata düşkünlük. İbadetten alıkoyar. Ahireti gevşek, ahirete karşı gevşek davrandırır. Makam sahibi, onlara hırslı olmak. Bunlar diyor insanın kalbinin katılaşmasına sebep olur. Bunlara karşı dikkatli olun diyor Ayşe radıyallahu anha validemizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bize uyarıyor. Evet. Diyelim cümle günahlarımızı estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve töb ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Maliki yevmiddîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Sırâtal üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif mal besmele şerif yemiz. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve zekke zekke. Fe inne mahanusuruz. Nasıl 11'er ihlas. Besmele ile beraber. Kulhu Allah'ın nasıl Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah.
Üçer salavat-ı şerife. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz Süver-i Celile'yi, Ayat-ı Kur'an'ı, Kur'an hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına hediye edildik. Vasıl eyle bu aziz vatanı, bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntılı katlanan, halen buna devam eden şühedanın, kuzatın da ervahına bu hayır eserlerini dikip aziz vatanımızı İslam yurdu haline getiren ashab-ı hayratın ervahına, arkasından Fatiha okuyacak kimse de kalmamış garip müminlerin ervahına da hediye edildik. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalından bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizde hayır eyle. Bizleri, çoluk çocuğumuzu şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, sapıtıcıların sapıtmasından muhafaza eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam ülkelerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rab, ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i birbirine düşürmek isteyen, yok etmek isteyen, karıştırmak isteyen, bunun için aralarına hile sokmak isteyen, desiseler hazırlayan kafirlere, zalimlere, münafıklara, satılmışlara fırsat verme ya Rab. Hilelerini kendine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarını şifa lütfeyle. Darda kalanlarımızı yardımından esirgeme ya Rab. Sıkıntıda olan müminleri de sıkıntılardan kurtar ya Rab. Kafirlere karşı zelil, rüsva olmaktan halas eyle. Her an seni zikreden zahikilerden eyle bizi. Şu nimetlerin şükreden şakirlerden eyle bizi. Sevdiğin kulların arasına dahil olmak için bir an bile seni unutmayan, nefsi emmaresi emir olmayan güzel Müslüman olmak için yardımını bize esirgeme ya Rab. Subhanakallah ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.